Herkese selamlar, ben Emre. Bugün sizlere Tenda marka A9 model numaralı menzil genişletici cihazın kutu açılımını yapacağım. Kutu açılımından hemen sonra da cihazın kurulumunu sizlere göstereceğim. Hemen başlayabiliriz. Evet, kutu açılımını yaptık. İçerisinden bir adet kurulum kılavuzu, bir adet de garanti belgesi çıkıyor. Evet, cihazımız bu. Tenda A9 modeli. Kablosuz 300 Mbps hızını çıkabilen bir ürün. İki antenli bir ürün gördüğünüz gibi. Cihazın üzerinde bir adet reset butonu var. Bu reset butonu üzerinden cihazınızın ayarları bozulduğunda resetleyip tekrardan kurabilirsiniz. Ayrıca de üzerinde bir LED göreceksiniz. Bu LED cihaz çalıştığında yeşil olarak yanacak. Cihaz çalışmadığında yeşil sarı renkler arasında sürekli yanarak değişecektir. Bu cihazı kurduktan sonra rahatlıkla kablosuz sinyalinizi güçlendirebileceksiniz. Kurulumu yapmadan önce bu cihazı modeminize yakın bir yere prize takıp daha sonrasında kurulumunu yapacaksınız. Cihaz üzerindeki LED yeşil yanmaya başladıktan sonra cihazı modem sinyalinin düşük geldiği bir yere götürüp prize takmanız gerekiyor. Daha sonrasında zaten güçlü bir sinyalle internet bağlantısı alacaksınız. Bunu dilerseniz kurulumda ben size göstereyim. İsterseniz kuruluma geçebiliriz. Şimdi kuruluma geçebiliriz. Cihazınızı prize takıyorsunuz. Cihazın üzerindeki LED sarı ve yeşil ışıkları ard arda yanacaktır. Kurulum bittikten sonra sabit olarak yeşil yanacaktır. Şimdi kuruluma başlayalım. Öncelikle bilgisayardan yapacaksınız veya telefondan da yapabilirsiniz. Herhangi bir fark olmuyor. Kablosuzlarda Tenda X isminde bir kablosuz ağ ismi göreceksiniz. Bu bizim cihazımızın şu an kurulmadığı hali olduğu için bu şekilde görünüyor. Buraya tıklayıp bağlan dediğinizde otomatik olarak bizi kurulum sayfasına yönlendirecektir. Eğer yönlendirmezse 192.168.0.254 IPC üzerinden cihazın arayüzüne ulaşabilirsiniz. Şimdi çok kısa bekleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi cihazın arayüzü karşımıza açıldı. Şimdi kablosuzları tarıyor. Etraftaki kablosuzları taradıktan sonra bize bir kablosuzlar listesi çıkartacak. Şimdi gördüğünüz gibi çevremizde ne kadar kablosuzlar varsa hepsini şu an burada görebiliyoruz. Bizim burada bağlanmak istediğimiz isim Tenda MW6. Sizin de ana modeminizin ismini buradan bulup onu seçmeniz gerekiyor ve ona bağlanmanız gerekiyor. Bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra bizden bir şifre istiyor. Bu şifre ana modeminizin kablosuz ağ şifresidir. Yani bu cihaza hangi cihaza bağlamak istiyorsanız o cihazın kablosuz ağ şifresini birebir aynısını buraya yazmanız gerekiyor. Şimdi yazıp deneyeceğiz. Şifreyi yazdık. Buradan şifreyi doğru mu yazdınız, yanlış mı yazdınız kontrol edebilirsiniz. Şifreyi yazdıktan sonra hemen alt kısımda Tenda MW6 ismini göreceksiniz. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz ismi. Modemle cihaz aynı isimle yayın yapar. Ama cihaza farklı bir isim vermek de isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda da bu kısma gelip mesela Tenda A9 yazdık. Bunu yazdıktan sonra Extend butonuna basıyorsunuz ve kısa bir süre bekliyorsunuz. Cihazla modem arasında bağlantı kuruluyor şu an kablosuz olarak. Evet, şu an gördüğünüz gibi kablosuz olarak bağlantıyı kurdu. Extended successfully olarak bağlantıyı kurdu. Artık SSID ismimiz yani kablosuz ismimiz Tenda A9. Şifremiz de yine ana modemin şifresiyle aynı olacak. Şimdi bunu test edelim. Şimdi kablosuzlarınızı açtığınızda bir Wi-Fi'yi kapatıp açabiliriz öncelikle. Burada bakın Tenda A9 ismini gördük. Şimdi Tenda A9'a tıklıyoruz. Bağlan diyoruz. Ve bu kısma ana modemin kablosuz şifresinin aynısını yazıyoruz. Kesinlikle farklı bir şifre yazıp denemeyin. Bu şekilde yazdık. Ve ileri butonuna bastık ve evet'e bastık. Telefonda da aynı şekilde yapıyorsunuz. Hiçbir fark yok. Şimdi Tenda A9 bağlı güvenli olarak bize gösterdi. Yani cihaz artık çalışıyor ve cihaz üzerindeki LED yeşil sabit olarak yanıyordur. İnternetimizi de test edelim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi internet sitesi de açılıyor. Herhangi bir problem olmuyor. Aynı zamanda bir video deneyelim. Gördüğünüz üzere herhangi bir sorun görünmüyor. Ya da bu şekilde
cihazı kurmuş oluyoruz. Farklı bir işlem yapmanıza gerek yok. Cihazı modemin sinyalinin geldiği bir yere takmanız gerekiyor. Yani modemin sinyalinin hiç gelmediği bir yere takarsanız zaten çalıştıramazsınız. En az iki çizgi, yani iki kademe sinyal alan bir yere bu cihazı koyarsanız eğer kesinlikle performans alırsınız. Ama bir kademe sinyal veya sinyal gelmeyen bir yere koyarsanız kesinlikle verim alamazsınız. Buna çok dikkat edin. Yani cihazı konumlandırdığınız yer çok çok önemli. Modeme çok fazla uzak olmaması gerekiyor. Sadece sinyalin düştüğü yere koyacaksınız. Bunun dışında cihaz içerisinde farklı bir ayar yapmanıza gerek yok. Kurulumumuz bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı da unutmayın.